Tim Berners-Lee, internet sitelerinin başına yazdığımız 3 adet W harfini, yani World Wide Web terimini ilk defa ortaya attığında, kendisi ve etrafındaki birkaç mühendis haricindeki kişiler bu teknolojinin nereye varacağını tahmin edemiyordu. Dünyayı saran ağ olarak ifade edilen bu kavram sonra internet adını aldı. Birbirine linkler yardımıyla bağlanan internet siteleri bir örümcek ağ gibi dünyayı sardığı için bu isim verilmişti. TCP/IP sistemi yardımıyla veriler protokoller yardımıyla aktarılıyordu. Gerçi hala bağlantı altyapısı aynı yöntemle kullanılmaya devam ediyor ancak görünür kısmı oldukça değişti. Bu gelişimin nereden nereye geldiğini anlamanın en basit yolu Wayback Machine adı verilen internet arşivine girmek ve şu an bildiğiniz web sitelerinin eski tarihlerde nasıl göründüğüne bakmak olacaktır. İnternet sitelerinin gün gün görüntüsünü kaydeden bu arşiv uygulaması ne çabuk değiştiğimizin ispatı aslında. Web 3.0 denilen kavram internetin decentralized yani merkeziyetsiz ve peer-to-peer eşten eşe olacak şekilde kullanılabilen tamamen blok zincir destekli ve kişiselleşmiş halini ifade ediyor. Şu anda kullandığımız internet sisteminde yani Web 2.0 sisteminde bilgi merkezi güçler tarafından kontrol ediliyor. Tüm bilgi onların kontrolünden geçerek bize ulaşıyor. Sosyal medya hesaplarında bulundurduğumuz bilgilere Facebook, Instagram veya Twitter istediği sürece ulaşabiliyoruz. Hesabınızı isterlerse komple kapatabilir veya isterlerse hesabınızın kontrolünü elinizden alabilirler. Bilginin bu kadar merkezileşen güçlerin elinde olması insanları kaygılandırmıyor değil tabii. Bugün Facebook'un kişisel verilerimizi istihbarat birimleri gibi yapılara açtığı dedikodusu veya tam tersi sadece kendi çıkarları için kullanması en çok tartışılan konular haline aldı. Sadece Facebook bile WhatsApp, Instagram ve Facebook uygulamalarıyla neredeyse tüm bilgilerimize sahip durumda. Sosyal medya platformlarının kullandığı algoritmalar tamamen size dayatılmak istenen düşünce, ürün veya hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde çalışabiliyor. Bu algoritmalar hep daha fazla ilgi görme üzerine kurgulandıkları için daha agresif olan paylaşımlar ön plana çıkarılıyor. Netflix üzerinde bunu çok iyi anlatan Social Dilemma yani Sosyal İkilem adlı bir belgesel bile var. Bu belgeseli izleyip sosyal medya hesabını kapatmayı düşünmek oldukça normal. Hatta sırf bu sebeple sosyal medya hesaplarına hiç bulaşmayan birçok insan var. Bu yaklaşımlarında bir haklılık payı da var tabi. Web 3.0 tam da bu sorunların önüne geçmeyi planlıyor. Peki Web 3.0 ile insanlar nasıl olacak da bu merkeziyetçi yapıdan kurtulacak? İnternet ile ilgili en önemli gelişim sadece veri aktarımızı ve internet üzerinde gezen verinin gitgide büyümesi değil tabii ki. IoT, Internet of Things yani nesnelerin interneti denilen kavram ile internet ağını kullanan birçok farklı yapı oluştu. Tamamen insanların yararına olacağı düşünülen bu yapı ile tüm elektronik cihazların ve ev aletlerinin de birbiriyle iletişime geçmesi ve hayatımızı kolaylaştırması hedefleniyor. Aslında bu yapı yavaş yavaş hayatımıza yer almaya başladı. Sırf bu sebeple IP adresi sistemi bile değiştirilerek çok daha fazla IP adresi üretebilmeye yarayan IPv6 sistemine geçiliyor. Çünkü tüm cihazlar internette IP adresiyle tanımlanıyor. Bu kadar çok akıllı cihazın internete bağlanması böyle bir zorunluluğa yol açtı. Web 2.0 sisteminde internet üzerinde bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı ev aletleri, internet siteleri, aplikasyonlar yani uygulamalar var. Web 3.0'da ise tüm bunlar blockchain teknolojisiyle yönetiliyor olacak. Bu da kişilerin kendilerine ait bilgi ve yapıyı daha kolay oluşturacağı anlamına geliyor. Web 3.0 sisteminde şimdi kullandığımız platformların yerine gelmesi beklenen yapılar. Normal internet siteleri yerine VR destekli metaverse projeleri, internet tarayıcısı olarak Chrome yerine Brave denilen D-App, depolama alanı olarak da Dropbox veya Drive yerine Storage ve IPFS, sosyal medya uygulaması olarak Facebook, Twitter yerine Steemit ve Akasha, mesajlaşma uygulaması olarak WhatsApp yerine Status, işletim sistemi olarak Android ve iOS yerine iOS ve Essential One. Bu yeni sistemde her uygulama veya sosyal medya platformu sizin adınıza oluşturulan bir kripto para cüzdan hesabıyla bağlantılı oluyor. Yaptığınız benzersiz katkının karşılığını doğrudan cüzdanınıza gelen kripto paralarla alıyor olacaksınız. Bilgiyi üreten kişi karşılığını almış olacak. Yıllar evvel açtığım Steemit hesabında benzer bir durum mevcut. Orada yaptığınız paylaşıma insanların yaptığı yorum, beğeni, paylaşım gibi tepkiler doğrudan Steem denilen para birimiyle ödüllendiriliyor.
Ayrıca benzersiz ve değiştirilemez hesabınız ile o bilgiyi başkası sahiplenemiyor.